Selam hepiniz, kanalıma hoş geldiniz. Beni tanımayanlar için ben Büşra. Bugün sizlerle elektronik girl makyaj yapacağız. Elektronik kız diye geçiyor. Daha çok böyle sosyal medyada çok zaman harcayan işte abartılı makyajlar, böyle yüzde bazı simgeler, böyle yapılı kaşlar falan. İşte uzun eyelinerler, güzel bir makyaj olacak. Hemen videoya geçebilirsiniz. Öncelikle ben bandanamı takacağım ve şunu söyleyeceğim. Makyajım bittikten sonra birlikte saçı yapacağız. Daha sonra da hazırlanıp geleceğim. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Yani saçı da bugün sizlerle yapacağız. Şarj. Evet. Şimdi tüm saçımı arkaya aldım ve hemen başlayalım. Öncelikle yüzümü ben sabah nemlendirdim. Yani bir saat falan önce nemlendirdim. Yüzüm gayet nemli, güzel. Şimdi bir tane baz alıyorum. Şimdi yanıma ilk first time'ın bazını alıyorum. Bu bazla iyice böyle hem yüzümü nemlendireceğim hem de gözeneklerimi birazcık böyle minikleştireceğim. Bunu tüm yüzüme uygulayacağım çünkü bugün bayağı böyle abartılı bir makyaj yapacağız. Şöyle. Şimdi ben yüzümü nemlendirdim. Çok güzel bir şekilde böyle bazımı iyice yedirdim. Bu arada bugün birlikte çilde yapacağız. Çünkü biliyorsunuz böyle birazcık çilde oluyor. Yani çil, yapay çil yapıyorlar ciltlerine. Biz de bugün öyle yapay çil yapacağız. Şimdi öncelikle cildimizi çok çok iyi kapatmamız gerekiyor. Ben Nivea'nın kapatıcısıyla, çünkü bu kapatıcıyı çok seviyorum. Ben 2 numarası 113. Cildimi ilk başta böyle bir kapatacağım. Fondötenin altından bir şey gözüksün istemiyorum. Kapatıcıyı da alttan sürme nedeni fondötenin üstüne sürdüğünüzde bazen renk farklılıkları olabiliyor, onu önlemek. Evet, cildimi kapattım gibi sayılır, yani birazını kapattım. Şimdi üstüne fondöten süreceğiz. Ben fondöten olarak Essence'in bu 16 saat kalıcı olan fondöteni kullanacağım. Kapatıcılığı çok hoşuma gidiyor. Benim de cildime çok güzel uyuştuğu için bunu kullanıyorum. Bendekinin numarası Soft Nude. Yüzüme sürüyorum. Bu arada bu makyajını bana birisi, hiç hatırlamıyorum, çok önceden yapar mısın demişti. Ben de ona tamam demiştim ve unutmuştum. Eğer hala izliyorsa, ki umarım izler çünkü o istemişti. 4 ay oldu ama yalnız, yani çok oldu. Ben de ona tamam deyip unutmuştum sonra. Tesadüfen aklıma geldi. Birazcık geç oldu ama kusura bakmayın çünkü unutmuşum. Bunu iyice yediriyorum. Bakar mısınız? Fondöten çok iyi bu arada. Uygun fiyatlı ve kapatıcılığı. Her şey çok iyi. Şimdi cildimi bir sabitleyeceğim. Bu arada bugün böyle pembe tonlarında bir fer kullanacağız. Ben araştırdım. Genelde böyle pembe tonlarında fer kullanıyorlar. Yoğun bir böyle pembe. İşte uzun eyelinerler falan uyguluyorlar. Zaten onlara geleceğiz. Yani far olarak böyle pembe bir far tercih edeceğim. Ben şuraları bir sabitleyeyim. Gözümün üstünü sabitleyeceğim. Çünkü gözümüzün altını daha aydınlatmadık. Onu birazdan. Çünkü gözümün üstünü sabitledim. Şimdi bir ben palet olarak bugün bu Nivea'nın paletini kullanacağım. Şekil olarak birazcık The Balm'a benziyor bu arada. Çok güzel bir palet. Buradaki bu pembe rengi kullanacağız. Hatta bugün sadece bunu kullanacağız diyebilirim. Zaten çok pigmentli bir far. Bunu gözümün şurasına uyguluyorum. İlk başta böyle göz kapağımı uygulayacağım. Daha sonra dağıtacağız. Kullanabilirsiniz bu makyajda. Ben takma kirpik kullanmayacağım. Çünkü kirpiklerimiz zaten takma kirpiğe ihtiyacım olmayacak. Bayağı bir maskara süreceğim. Siz isterseniz takma kirpik kullanabilirsiniz eğer kirpikleriniz çok kalkmıyorsa.
Ama ben bugün kirpi kullanmayacağım muhtemelen. Yine duruma bakarız. Eğer çok yoğun bir kirpiye ihtiyacım olursa yine kullanabilirim ama muhtemelen kullanmayacağım. Gözümün üstünde böyle bayağı gördüğünüz gibi pembe bir far sürdüm. Burada bunun pigmenti efsane. Yani görüyorsunuz. Çok uygun fiyatlı bir palet ve pigmentleri çok iyi. Bir fırça aldım. Biraz yukarı doğru dağıtıyorum şimdi. Yani şöyle bir çizgi olsun istemiyorum. Ben bunu farlarda sevmiyorum. Böyle bir çizgi olsun istemiyorum. O yüzden buraları iyice dağıtıyorum. Direkt homojenleşsin diye. Şimdi birazcık uzaklaşıyorum. Alt kirpiklerim parlaklığı çok mu yüksek? Şu an parlaklığı daha iyi bence, ne dersiniz? Şimdi alt kirpiklerime bir kapatıcı sürüyorum. Şöyle. Nivea'nın elime geldi bu arada. Herhalde cildimden Nivea kullanmıştım. Hatırlayamadım şu an. Bunu dağıtıyorum. Bunu dağıttıktan sonra alt kirpiklerimizin oraya birazcık far ve eyeliner'a geçeceğiz artık. Bu şekilde dağıttım. Şimdi ben göz altlarımı da sabitleyeceğim. Yine aynı pudrayı kullanıyorum. Pastelin pudrası. Göz altlarımı sabitliyorum. Çok ince yapıda bir pudra ve çok seviyorum bu pudrayı. Şimdi kirpik diplerime de far getireceğim. Getirmeyeceğim. Şöyle birazcık renk olsun diye. Zaten birazdan yoğun bir eyeliner süreceğiz. Hatta birazdan değil şimdi. Şimdi eyeliner'a geçiyoruz. Aldım eyeliner'ımı. Bu Beaulieu'sin yeşil eyeliner'ı. Şimdi kirpiğimin altından ay korktum bak şimdi. Kirpiğimin altından şöyle bir eyeliner çiziyorum. Kirpimin altından getiriyorum. Kirpik çiziyorum. Bu kirpik detayı önemli çünkü üstünde böyle kirpikleri var. Yani alttan eyeliner'a genelde hep kirpik çiziyorlar. O yüzden biz de çizdik. Buraya da birazcık getireceğim. Ortasına da beyaz göz kalemi süreceğiz. Şimdi tam anlatamamış olabilirim ama şunu da yapayım anlayacaksınız. Şimdi aynısını buna da yapıyorum. Evet, şimdi şu diplerini de eyeliner'ından getiriyorum. Şimdi
Gözlerimi bilerek böyle yuvarlak yaptım. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Çünkü genelde gözleri böyle oluyor. Çok da uzaklaşmak istemiyorum. Şu an gözlerimin altında beyaz bir göz kalemi süreceğim. Bir rüsüm beyaz göz kalemini alıyorum. Ve göz işlerimi... Gözlerimizin içlerine beyaz göz kalemi sürdük. Şimdi eyeliner elimizdeyken buraya yıldızlarımızı da çizelim. Buraya böyle. Bir tane de böyle. Bu yıldız gibi olmadı. Şimşek gibi oldu ama olsun daha güzel. Bir tane de buraya yapıyorum. Şimdi bunu yaptıktan sonra, şimdi ben unuttum, bu kurusun. Dur, kafam karıştı. Şimdi eyeliner leşimiz bitti mi? Bu kalsın böyle. Bunu yaptıktan sonra şimdi biz bir kontürümüzü yapalım. Ben kontürümü alıyorum, bu kurudu. Bu ve Wet n Wild'ın kontür kitiyle şöyle şuralarıma. Şöyle kare bir kontür yapacağım. Yüzümü ince göstermek için. Burada bu kontür hilesini bilmiyorsanız ben kanalımda paylaşmıştım. Böyle yapıyorsunuz ve kare getiriyorsunuz. Bunu dağıtın. Dağıttıktan sonra işlerini aydınlatıyoruz. Şöyle. Ve gerçekten yüzünüz çok daha üçgen duruyor. Evet, dağıtalım. Hani normalde burnumuzu şöyle, ben birazcık kontür çizgisi ekledim. Normal şartlarda burnumuzun ortasına aydınlatıcı sürüyoruz ama biz bugün buraya beyaz göz kalemi süreceğiz. Bunu dağıtıyorum. Bunu yaptıktan sonra göz pınarlarıma da beyaz göz kalemi getiriyorum. Buralarıma beyaz göz kalemini dağıtıyorum birazcık. Evet. Şuralarımı da çok azıcık kontürledikten sonra... Şimdi yoğun bir allık süreceğiz. Yoğun allık çok önemli. Yoğun allık için bu Biris'in likit allığını kullanacağım. Buraya böyle bırakıyorum. Burnumuzun üstüne de allığımızı süreceğiz tabii ki de. Böyle bıraktım. Bunu allık fırçamla dağıtacağım. Yoğun allık bu elektronik görlerin olmazsa olmazı. Bunu dağıtıyorum. Bu yanaklarıma kadar getiriyorum ama.
Bu arada maskaramızı birazdan süreceğiz. Şu her şey bitsin. Onu halledeceğiz. Tabii ki bu kadar yoğun değil. Birazcık fondöten sürüyorum, fırçayla rengini alıyorum. Ama yoğun olması gerek, yani yapacak hiçbir şeyim yok. Bu şekilde. Yoğun olması gerek. Böyle göz altlarıma kadar getiriyorum bu arada halı. Yani belli bir sınırı yok halının. Halı getirebildiğimiz kadar getiriyoruz. Şimdi aydınlatıcıyı en son yapalım. Şimdi bir çilleri halledelim. Kahverengi bir göz kalemi alıyorum. Ve buralarımı hep çil yapıyorum. Daha sonra dağıtacağız buraları. Burayı böyle birazcık parmağımla fazlalığını alıyorum. Bu parmağınızda fazlalığı almayı unutmayın. Gerçi yapar mısınız bilmiyorum böyle makyaj, ama eğer yaparsanız, yani sahte çil yaparsanız bu şekilde fazlalığını almayı unutmayın. Çok yapar bir görüntü olur. Şimdi çillerimi görüyorsunuz değil mi? Çillerim. Çillerimi çok mu kapattık? Birazcık daha yoğunlaştırayım. Çillerim kamerada gözükmüyor diye yoğunlaştırdım. Şimdi çillerimiz de bitti. Bir aydınlatıcımızı sürelim. Aydınlatıcı olarak ilk olarak bu Amaze It kullanıyorum. Bu bir Beauty'sin aydınlatıcısı. Çok güzel bir aydınlatıcı. İlk buna kullanıyorum. Bunu bir bazı olarak düşünebilirsiniz. Üstüne de asıl aydınlatıcımı süreceğiz. Çok dağıtmayacağım burnumu, burnumun üstündekini özellikle. Şimdi bunu yaptıktan sonra tamamen aydınlatıcısını alıyorum. Böyle lila tonlu olanı. Bu arada maskarayı süreceğiz. Ay unutmadan dur. Şimdi hemen maskaraya geçelim. Aydınlatıcıyı bol bol sürüyorum. Kaşlarımı yapayım, sonra aydınlatıcıya geçelim. Yoğun bir kaş yapacağız. Yani birazcık dolduracağız. First time'ın kaş kitini kullanıyorum. Buraları böyle dolduruyorum. Şimdi kaşımın altında çok azıcık aydınlatacağım. Buradaki aydınlatıcısıyla şuralarımı aydınlatıyorum. Şimdi kaşımızı sabitleyeceğiz. Ben şeffaf bir jel kullandım. Ve artık maskaradan, maskara olarak da bu Defiant kullanıyorum. Bir Beauty Sin maskarası, çok güzel. Kirpiklerinizi yapıyor. Şimdi böyle tek kat bir sürdüm. Alta da böyle sürüyorum. Birazdan ikinci katı da geçeceğiz.
Bandanamı çıkardım, çok terledim çünkü. Bir rujumuzu süreceğiz. Ruj olarak mor bir ruj süreceğim. Bu L'Oréal Paris'in mor rujunu süreceğim. Hemen dudağımı çerçeveliyorum. Dudağımı çerçeveledim. Bu arada kullandığım dudak kalemi Maybelline'in dudak kalemi. Numarası da Rich Wine. Yine merak ettiğiniz ürün olursa çekinmeden sorabilirsiniz. Şimdi iki turcu kullanıyor. Bunun numarası 830 L'Oréal Paris. Rujumuzu da sürdük. Artık sıra saçta. Saçımı yandan iki tane toplayacağım. Daha sonra da giyinip geleceğim. Bunu da topluyorum. Saçlarım da tamam. Şimdi ben hemen hazırlanıp geliyorum, bekleyin. Eğerlenince aklıma ilk gelen çizgili tişörtümü giydim. Birkaç tane de zincirimi taktım, geldim. Videomun bitmiş hali bir şekildeydi. Böyle saçlarım da çok tatlı oldu. Benim çok hoşuma gitti. Umarım video size gitmiştir. Eğer severek beğenerek izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoda çok konuşmamayı tercih ettim. Çünkü normalde çok konuşuyorum ve bu video böyle birazcık sakin, sessiz olsun istedim. İnşallah çok konuşmamışımdır bu arada. Neyse. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.